Banazar neden kalite olmamızı istemiyor? Yakışıklı mı o? Bir dert. Şeytanın amacı dünyayı cehenneme çevirmektir. Mümin cennete çevirmeye gayret eder. Şeytan da cehenneme. Dikkat ederseniz insanların birbirine sevgisi konusunda şeytan bir hayli yol almış durumda. O ondan nefret ediyor, o ondan nefret ediyor. Yani birbirini seven insanlar, gruplar hemen hemen parmakla sayılır. Halbuki bu vatanın evlatlarıyız. Yani gayet güzel, herkes birbirinin fikrine saygılı olarak sevgi içinde yaşayabilir. İnternete baktığımızda hiç kimsenin hiç kimseyi sevmediğini görüyoruz. Binde bir, yani çok nadirdir sevgi sözü kullanan, birbirini takdir eden hemen hemen yok gibi bir şey. Akıl almaz bir nefret üslubu, akıl almaz bir kin üslubu. Bu şeytanın, deccaliyetin dünyadaki son atanın meydana getirdiği bir felaket. Şimdi bu pisliği temizlemeye çalışıyoruz. Yani bütün gücümüzle bunu temizleyeceğiz. Yani belki 2-3 yıl alacak, 3-4 yıl da alabilir. Ama bu pisliği temizleyeceğiz. İnşallah. Estetiği istemez. Kaliteyi istemez. Mesela bize duydukları öfkenin nedeni kalitedir. Evet. Kaliteli olmanız. Yoksa böyle döklüntü adamlar falan olsa burada, kalitesiz bir ortam olsa, kalitesiz bir ortamda toplanılsa, bayanlar bakımsız, erkekler bakımsız olsa, adam hiç umurunda bile olmaz. Sen ne yapıyorsan ya, ister oyna, ister dans et, kimse karışmaz. Ama o kalite, akıl almaz bir haset ve akıl almaz kin meydana getiriyor. Yani bende yok, niye onda var mantığı. Dolayısıyla onun tahrip olmasını ister. Mesela diyor, tutuklansın, yıkılsın, yakılsın, ezilsin, berhava edilsin, imha olsun, mallarına el konsun. En biçimsiz, en çirkin, en nefret dolu, en kin dolu uslupla bir atak içinde oluyorlar. Ama sevgisizliğin diz boyu olduğunu görüyoruz. Ona bağlı olarak da merhametsizlik var. Anlam var. Hayvanlara saldırıyor, bitkilere saldırıyor, insanlara saldırıyor, kadınlara saldırıyor, çocuklara saldırıyor, çocukları öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar, dövüyorlar, sövüyorlar. Yani kin ve nefreti ön plana almış durumdalar. Ağızdan da nefret kusuyorlar adeta ve kin kusuyorlar. Lağım gibi ağızları. Akıl almaz bir nefret politikası var. Bunu sürekli pozitif elektrikle, pozitif izahlarla, sevgiyle sürekli tamir edip, düzeltip, doğruyu, iyiyi, güzeli kendimize yaklaştırmaya ve insanlara yaklaştırmaya azami kalite gösteriyoruz ve çok da başarılı oluyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Dolayısıyla bizim vazifemiz Mehdiyet'in sevgisidir Deccaliyet'e karşı. Deccaliyet zalimliği, nefreti, kini anlatacak. Biz de sevgiyi, şefkati, merhameti ve dostluğu anlatacağız. Dostluk, sevginin galip geldiğini 3-5 yıl içinde göreceksiniz. Ben buradayım, siz de buradasınız. Kısa sürede. İnşallah.